Ekranınız görünmüyor şu an galiba. Şöyle yaparsam görünecek muhtemelen. Sanırım. Sekmeyi kapattım da çünkü o yüzden. Şu an görebiliyor musun? Şu an görebiliyorum ama YouTube'da Okay. ne durumdayız onu kontrol ediyorum. Tamam. Ben de en azından bir bakayım diye girdim içeri. İyi görünüyor. Tamam. Her şey tamammış. Başlayalım isterseniz. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün diyetisyen adayları platformu Nedir Ne Değildir serimizin 13.sündeyiz. Konuğumuz Sayın Diyetisyen Ayten Altunsaray bizimle. Bariyatrik cerrahi diyetisyenliği konuşuyor olacağız bugün. Ayten Hanım siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Merakla etkinliği bekliyorduk. Yani bakalım beklentilerimizi karşılayacak diye umuyorum. Hadi, Sabırsızlıkla inşallah. dinlemek istiyorum sizi de. Yavaş yavaş görüyorum. Arkadaşlarımız dahil oluyorlar. Biz başlayalım. Tamam, Derseniz. süper. Tabii olur, benim için de uygundur. Valla ben de hazırlarken bir heyecanla hazırladım. Anlatmak istediğim çok konu var. Bariyatrik cerrahi birazcık deniz derya bir konu. O yüzden hani böyle özellikle temel hap bilgileri anlatacağım bugün mümkün olduğunca. Umarım herkes için çok keyifli bir eğitim videosu olur diyelim. Umuyoruz. Peki, o zaman ben başlıyorum. Tabii ki söz sizde. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar, ben Ayten Altunsaray. Profesör Doktor Oktay Banlı ile birlikte çalışıyorum. 2017 yılından beri, yani 6 yılı tamamladım. 7. senemdeyim bariyatrik cerrahide. Keyifli bir alan diyebilirim. Daha sonrasında şimdi birazdan anlatacağım. Özellikle cerrahide diyetisyenin rolü nedir? Hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrasında birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da Oğuz Bey ile beraber de sizin sorularınızı yanıtlayacağım. Şimdi en temelde baktığımızda obezitenin terimine diyor ki bize Dünya Sağlık Örgütü, yağ miktarının adipoz dokuda sağlığı bozacak ölçüde birikmesinden bahsediyor. Aslında bizim için artık bu bir salgın boyutunda. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün 2022 raporunda da bu şekilde geçiyor. Artık salgın boyutuna ulaştığını ve yetişkinlerin yaklaşık %60'ını etkilediği bildirilmiş. Özellikle biz biliyoruz aslında obezite ile birlikte birçok yandaş hastalık da peşinden sürüklüyor. Genelde baktığımızda özellikle son 40 yılın artış grafiğine 2025'te dünyada 5 kişiden birinin obez olacağı düşünülüyor. Bununla birlikte bunu mutlaka incelemenizi isterim. World Obesity'nin 2023 Mart ayında bir hazırladığı rapor var. Burada hem Avrupa, Amerika, Afrika gibi bölgesel hem de ülke bazlı bir takım bilgilendirmeler var. Türkiye'ye baktığımızda özellikle şunu söylüyor bize, diyor ki çocukluk çağındaki grupta 2035 yılına kadar, 2020 ile 2035 yılında her yıl %5'lik bir artış, yetişkinlerde ise 2,3'lük bir artıştan bahsediyor. Aslında bu rakamlar çok ciddi rakamlar. Özellikle 5 yaş ve üstü çocukluk itibariyle 2035 yılında öngörülen vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olan fazla kilolu obez grubun %51'lere kadar çıkacağı düşünülüyor. Evet, baktığımızda özellikle obezite ile ilgili tedavi yöntemlerine birçok farklı tedavi yöntemleri var artık.
günümüzün teknolojisiyle yeni yeni yöntemler de çıkmaya başladı. Bunlar üzerine de birazcık bahsedeceğim. Ama ana temelde şunu konuşacak olursak, bizim diyetisyen olarak ilk hedefimiz şu olmalı: sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve davranış terapisi, bireylerde yaşam tarzı davranış değişiklikleri olmalı. Bununla birlikte eğer burada yeterli bir cevap alınmıyorsa, bu noktada farmakolojik bir tedavi değerlendirilebilir, düşünülebilir. Biz piramidin en ucuna cerrahiyi koyuyoruz. Yani her hasta cerrahi operasyon için uygun değildir. Biz önce piramidin tabanında bireylerde sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yönetmeliyiz. Eğer hiçbir şekilde bireyde bu cevap almıyorsa, farmakolojik tedavi de dahil olmak üzere, o zaman da cerrahiye yönlendirme planlanabiliyor. Özellikle yapılan çalışmalara baktığımızda diyor ki, davranışsal tedavi yöntemlerine bakalım. İlk yıl özellikle bireyler %33-%50 arasında bir başarı elde ediyorlar, ama uzun döneme baktıklarında ikinci yıl ve sonrasında aslında bireylerin neredeyse kilolarının hemen hemen hepsini geri aldığını bildiriyorlar. Aranızda danışmanlık verenler vardır diye düşünüyorum. Sizlere başvuran hastalar da soruyorsunuzdur. Daha önce deneyiminiz oldu mu? Mesela hastadan şöyle bir cevap gelir danışandan: evet, daha önce denedim, 15 kilo verdim ama geri aldım, ya da 10 kilo verdim, 20 kilo geri aldım gibi bir takım cümlelerle karşılaşıyoruz. Bu da yaşam tarzı değişikliklerinde tekrar geri eski beslenme alışkanlıklarına dönme eğilimlerinden de kaynaklanıyor. Bununla beraber farmakolojik ajanlara baktığımızda özellikle bir takım iştah baskılayıcı ilaçlar verilebiliyor, yağ eğilimi bozucu ilaçlar verilebiliyor. Son dönemde popüler olan GLP-1 analogları var artık. Bu konu üzerinde çok fazla çalışmalar da var. Hatta cerrahi sonrası geri kilo alımlarında dahi yavaş yavaş bu konuda dahil olmaya başladı diyebilirim. Son dönemlerde özellikle endokrinciler, obezite tedavisinde, diyabet tedavisinde GLP-1 analogları da başlıyorlar. O da çok ayrı bir konu tabii ki. Ama yine baktığımızda özellikle obezite tedavisinde en çok iştah baskılayıcı ilaçlar kullanılıyor. Karbonhidrat emilimini bozucu, iştah baskılayıcı ilaçlar kullanılıyor, ama sonuçlara baktığımızda yine yüksek oranda başarısızlık elde edildiği de gözlemlenmekte. Cerrahiye girmeden önce özellikle cerrahi dışı invaziv bir takım yöntemler var. Botoks ve balon gibi. Biz burada tabii bu çok detaylı burayı anlatmayacağım, özellikle çünkü ameliyatlardan bahsetmek istiyorum, ama botoks ve balon da cerrahi öncesinde ya da obezitenin tedavisinde yine uygulanabilir yöntemler arasında yer alıyor. Şöyle ki, ne önemi var bizim invaziv yöntemler, ne gibi fayda sağlıyor? Hem doktor açısından hem de hasta açısından bir takım bize avantajlar getirebiliyor. Bunlar ne gibi avantajlar? İlk olarak her iki yöntemde endoskopik. Kısa süreli uygulanıyor. Yani hastanın hastanede bir yatış süreci yok. Aynı gün içerisinde taburcu olabiliyor. Uygulaması kolay. Bununla birlikte cerrahiye göre sağlık maliyeti açısından daha uygun olması yine bir avantaj sağlıyor. Burada şunu ayırmak gerekiyor: mide botoksu ve mide balonu gibi yöntemlerde kısmi daha az bir porsiyonla karşılaşıyoruz. Yani hastada ciddi bir kısıtlayıcı gıda alımı söz konusu değil. Normal var olan porsiyonun biraz daha altına düşüyor. Burada asıl hedef, asıl amaç invaziv yöntemlerde mide boşalmasını biraz daha geciktirmek, diyet yapmayı kolaylaştırmak açısından avantaj sağlıyor bize. Peki, bu invaziv yöntemler, yani mide balonu ve mide botoksu kimlere uygun? Şöyle ki, özellikle vücut kitle indeksi 27 ve üzerinde olan fazla kilolu bireylerde ya da obezlerde uygulanabiliyor. Bununla birlikte az önce bahsettiğim gibi diyet yapmayı kolaylaştırıyor bu yöntemler. Çünkü mideden bağırsağa gıda geçişini yavaşlatıyor. Özellikle diyet yapmakta zorluk çeken bireylerde de yine başvurulacak yöntemler arasında yer alıyor bu ikisi. Burada bazen
şunu görebiliyoruz biz klinikte. Hasta kliniğimize başvuruyor kilo problemiyle ama ameliyat olmaktan korkuyor. Cerrahiden çekiniyor. Hatta halk arasında şöyle bir cümle vardır. Hocam korkuyoruz işte masada kalmaktan, işte bıçaktan gibi cümleler kullanırlar. Birazcık çekinceler de olabiliyor. O noktada ameliyat olmaktan çekinen bireyler için de düşünülebilir yöntemler. Peki kimlere uygulanmaz? Özellikle midesinde bir problem olan endoskopide bakıldığında eğer hastada hiatal hernia yani mide fıtığı ya da aktif bir ülseri varsa ya da özofagus ve midede ciddi ödem mevcut ise o zaman bu bireylere uygulanmıyor. Bununla birlikte daha önceden herhangi bir mide operasyonu geçirmiş bireylere de uygulanmıyor. Bunun sebebi de şu. Şöyle düşünelim, tüp mide ameliyatı, gastrik bypass ameliyatı birazdan detaylı anlatacağız ama orada amaç küçük bir mide poşu bırakmak, küçük bir mide hacmi bırakmak. Zaten mide hacmi küçük, balonu yerleştirebileceğiniz bir alan yok. O yüzden çok önerilmiyor, yapılmıyor da zaten balon ama botoks uygulanabiliyor. Ama bununla alakalı yeterli çalışmalar, veriler mevcut değil. Bunun yanı sıra bizler bazen... Şöyle de görebiliyoruz mide botoksu ve mide balonu uygulamasını. Hasta çok ciddi bir yüksek vücut kitle indeksine sahip. 60 vücut kitle indeksi ya da 70 ölümcül obez dediğimiz ya da süper obez dediğimiz gruplarda olan bazı hastalarımız da var. Yani morbid obezite 40 ve üzerindeki bireylerde özellikle ameliyat öncesinde hastaya kilo verdirmek açısından da yine biz bu invaziv yöntemleri uygulayabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz hastalarımızı. Peki cerrahi yöntemlere baktığımızda kimler ameliyata uygun? Yani biz hangi hasta gruplarıyla ilgileniyoruz cerrahide? Şöyle ki özellikle Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu obezite ve metabolik cerrahi klinik protokolü var. Bu noktada mutlaka bu protokolü cerrahi, bariyatrik cerrahiye ilgi duyan, bu konuda çalışmak isteyen diyetisyen adayı arkadaşlarımıza mutlaka bu protokolü başlangıç olarak da bir değerlendirmesini, okumasını öneririm. Alt taban temel bilgi oluşturması açısından bize destek sağlayacaktır. Şöyle ki cerrahi kimlere uygun diye bakacak olursak bize şunu söylüyor guideline'lar. 40'ın üzerindeyse eğer vücut kitle indeksi, hastanın ameliyat olmasına engel bir durum yoksa hasta ameliyat olabilir. Eğer ki 35 ila 40 arasındaysa vücut kitle indeksi, orada bir metabolik durum ararız. Bir komorbid ararız. Metabolik sendrom, karaciğer yağlanması ya da obezite ile ilişkili bazı hastalıklar ararız. Ama son dönemde özellikle bir de şu ayrıntı var. Diyor ki 30 ila 35 arasında ise bununla birlikte diyabeti, kontrolsüz bir diyabeti varsa kişinin o zaman değerlendirilebilir, hasta ameliyata uygun denilebiliyor. Peki çocuklarda durum ne? Özellikle son dönemlerde bu da çok güncel konu. Evet erişkinlerde bunu söylüyoruz ama çocuklardaki konu da şöyle. Diyor ki bize Amerika Pediatri Akademisi ve ASMBS'i. Çocukta percentile bak, 95 percentile'ın %20'sinin üzerinde ikinci derecede bir obezite durumu varsa, bununla birlikte özellikle majör yani tansiyon, diyabet gibi bir komorbid hastalığı varsa ya da yine 95 percentile'ın üzerinde %140'ının üzerinde yani üçüncü derecede bir obezite sınıfında yer alıyorsa, bu grupta, adolesan grupta, çocuk ergenlerde o zaman cerrahi düşünülebilir deniliyor. Ne yazık ki gönül ister ki tabii biz çocuklarımız, adolesan grup, ergen bireylerimizi bu şekilde bir cerrahiden ziyade beslenme, yaşam tarzı değişiklikleriyle takip edelim ama çok ciddi vakalarla da karşılaşabiliyoruz. Sizler de bariyatrik cerrahiye başladığınız zaman göreceksiniz. 16 yaşında geliyor çocuk, 17 yaşında, 1.50-1.60 boylarında.
ama 170 kilo, 180 kilo ve birçok o yaşa gelene kadar birçok diyetisyen deneyimi olmuş, çocuk endokrinolojiyle çalışmış. Artık tansiyonu ve diyabetinden kaynaklı birden fazla ilaç kullanmaya başlamış. Bu noktada mutlaka multidisipliner bir şekilde çocuk endokrinolog, çocuk psikiyatrisi ve genel cerrah eşliğinde değerlendiriliyor. Eğer bu heyet tarafından onay gelirse de bu grup ameliyat oluyor. Peki cerrahi yöntemlere baktığımızda asıl mantık, yani ağırlık kaybının, kilo kaybının temelini besin alımının bir kısıtlanması, bununla birlikte emilim bozucu bazı emilimin bozulması ve bazı hormonlardaki değişimlerin sağladığı düşünülüyor. Farklı cerrahi yöntemler var. Özellikle son dönemin popüler yöntemlerinde tüp mide sliv gastrektomi dediğimiz sadece kısıtlayıcı olan midenin %80'lik kısmının çıkarıldığı operasyonlar var. Bununla birlikte bir de kombine olan, yani hem kısıtlayıcı hem malabsorpsif bazı yöntemlerimiz de var. Burada özellikle değinmek istediğimiz nokta, bu ameliyatların ana temelinde açlık tokluk mekanizmasında biz grelinden bahsediyoruz. Grelin ne? Grelin bir iştah hormonu. Özellikle de çoğunlukla mide tarafından sentezleniyor, salgılanıyor. Ameliyatlarda özellikle ağırlık kaybı fundus, midenin fundus bölgesinden, fundus bölgesinin çıkarılmasıyla olduğu düşünülüyor. Çünkü grelin özellikle fundus bölgesinden salgılanan bir hormon. Bu operasyonlarda bu bölgenin devre dışı kalması da ağırlık kaybıyla ilişkili. Baktığımızda 2011 ve 2021 yılları arasında cerrahi operasyonlarla alakalı bir skala bize veriyor ASMBS. Skalada özellikle birkaç noktaya değinmek istiyorum. 2011'li yıllarda ameliyat olan hasta sayısının 2021 yılına kadarki ilerleyen süreçte çok ciddi, dramatik bir artışta söz konusu. 2020 yılı bizim pandemi yılımız, dünya üzerinde özellikle acil olmadığı sürece cerrahi operasyonlar bir dönem yasaklandığı, durdurulduğu için, yasaklandı çok sağlıklı bir kelime olmaz ama durdurulduğu için zorunlu olmadığı süreçte. O yüzden 2020'de düşüklük görüyoruz ama 2021'de tekrar sayının çok ciddi anlamda arttığını gözlemlemekteyiz. Şu an güncelde de yine 2022-2023 yıllarında da çok ciddi yine devam ediyor bu operasyonlar. Özellikle Türkiye açısından söyleyecek olursak, biliyorsunuz son raporlarda Türkiye Avrupa'da obezitede birinci sırada yer alıyor ne yazık ki. O yüzden bu yöntemlerin takibi, sonrasındaki süreçleri biz diyetisyenlere bir hayli iş düşüyor diyebiliriz. Burada bir noktaya daha değinmek istiyorum, özellikle revizyona. Evet, şu an güncelde ameliyatlar altın standart olarak görünüyor. Yani yapılan çalışmalarda, guideline'larda obezite ve metabolik cerrahi, obezitenin kontrolünde altın standart. Ona rağmen revizyon dediğimiz, yani ameliyat olmuş, kişi kilo vermiş ama daha sonra tekrar kilo alıp tekrar bir obezite merkezine başvurmuş ve ameliyat olmuş bireylerin operasyonları için söylüyoruz biz bunu. Çok ciddi, dramatik bir şekilde yine, çok özür diliyorum kaydı, revizyon ameliyatlarının da arttığını görmekteyiz. Peki özellikle bakacak olursak, ben videolarda daha öğretici olduğunu düşündüğüm için ameliyatlarla alakalı hem tüp mide hem de bypass'la alakalı videoları yerleştirmek istedim. Tüp mide ameliyatının matematiği çok basit. Midenin ortalama %80'lik bir kısmı çıkıyor. Az önce bahsetmiş olduğum şu bölgedeki fundusun çıkmasıyla grelin seviyesi, yani açlık mekanizması baskılanıyor. Bu sayede hem kısıtlayıcı az bir alan oluştuğu için kişi az bir gıdayla çabuk doyum sağlamış oluyor. Hem de hormonal değişiklik kilo vermesine destek sağlamış oluyor. Bypass ameliyatına baktığımızda ise, gastrik bypass operasyonunda tüp mideye nazaran daha küçük bir mide poşu oluşturuluyor. Bununla birlikte bağırsaktan cerrah bir sayım yaparak duodenumu geçiyor,
jejunumda ya da bu doktorun tabii hastaya göre seçimine göre bağlı değişiyor. Bir anastomoz hattı oluşturuyor. Bu da gelen yiyeceğin bir kısmının emilmeden atılmasını sağlıyor. Çünkü emilimi sağlayacak hormonların bir kısmı o gıdalara ulaşmamış oluyor. Bu da hem gıda alımını azaltıcı hem de emilim bozucu bir yöntem olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor. Peki evet, cerrahi bize avantaj sağlıyor. Kilo kaybı sağlıyor. Özellikle obezite ile ilgili diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi gibi komorbitelerin iyileşmesi açısından destek sağlıyor. Bununla birlikte tabii kişi kilo verdiği için fiziksel hareketliliği artıyor. Ve kendine karşı bir özgüveni artıyor. Depresyondan çıkıyorlar. Çünkü çok depresif olabiliyor bu gruplar. Sosyal çevrelerinden baskı görebiliyorlar. Bu sayede, cerrahi sayesinde kilo kaybıyla beraber daha sosyal bir hayat sağlıyorlar. Evet, çok güzel avantajlarımız var. Peki cerrahinin dezavantajı var mı? Evet var. Ne anlamda var? Özellikle hem kısıtlayıcı hem malabsorpsif yöntemlerde bir kere gıda alımında ciddi dramatik azalmalar söz konusu. Bununla birlikte hızlı bir ağırlık kaybı var. Bu hızlı bir ağırlık kaybında biz diyetisyenlere çok iş düşüyor. Çünkü bizim amacımız, şimdi birazdan bahsedeceğiz ama bireyin sağlıklı bir şekilde kilo kaybetmesini sağlamak, vücudundaki yağsız kütleyi korumaya çalışmak. O yüzden malabsorpsif yöntemlerde bu kilo kaybı daha hızlı olduğu için bu hastaları çok iyi takip etmek gerekiyor. Bu noktada özellikle takipsiz hastalarda çok ciddi bazı komplikasyonlar, beslenmeye bağlı komplikasyonlar ya da enerji malnütrisyonuna bağlı problemler, vitamin mineral yetersizliğine bağlı bir takım problemlerle karşılaşabiliyoruz. Gıda intoleransları gelişebiliyor. Suya karşı bile bazen tepki gözlemleyebiliyoruz. Hasta mesela diyor ki, hocam ben ameliyat olmadan önce çok rahat su içerdim ama şimdi ameliyat oldum, ameliyattan sonra su içerken midem bulanıyor ya da ağrı oluşabiliyor gibi tepkiler verebiliyorlar. Burada hastayı çok iyi yönetmek, ona doğru bir yol haritası çizmek gerekiyor mutlaka. O yüzden bizler hep takibi vurgularız cerrahide, bariyatrik cerrahide bizim için çok önem arz eder. Ki bu da baktığımızda özellikle Amerika Metabolik Bariyatrik Cerrahi Derneği, Obezite Derneği, yine Amerika Klinik Endokrinoloji Derneği gibi birçok bu konu üzerine yoğunlaşmış dernekler, guideline'lar özellikle hem ameliyat öncesi pre-op dönemde hem de ameliyat sonrası post-op dönemde beslenme durumunun mutlaka ve mutlaka bir diyetisyen tarafından değerlendirilmesi gerektiğini öneriyor, iletiyor. Yani burada özellikle cerrahide, bariyatrik cerrahide biz diyetisyenlere bir hayli iş düşüyor diyebilirim. Özellikle beslenmenin değerlendirilmesinde, daha sonrasındaki süreçte beslenmeye olan müdahalede, izlemde biz diyetisyenler için, hastalar için cerrahi süreç boyunca hayati bir önem taşıyor diyebiliriz. Özellikle hastaların bakıldığında %47 ile %90'ının arasında ameliyat sonrasında beslenme takviyesi almadığı bildirilmiş. Bununla birlikte yine hastalarda bizler şunu biliyoruz, toplumumuzda bile bugün dışarıya çıkalım, 10 kişiyi yolda çevirelim ve kanlarına bakalım. Mutlaka en az bir tane de olsa bir vitamininde ya da bir mineralinde eksiklik var. Özellikle bu süreçte bu yolculukta hasta takip edilmediği sürece işte az önce bahsetmiş olduğumuz makro ya da mikro besin öğelerine karşı yetersizliklerine karşı ciddi komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden hem pre-op dönemde hem de post-op dönemde iyi takip edilmesi gerekiyor bu bireylerin. Peki bizim rolümüz ne burada? Pre-op dönemde özellikle biz şunu söylüyoruz. Bir kere mutlaka bireyi iyi değerlendirmek gerekiyor.
Bireyler artık çok sıkılmış olarak geliyor. Birçok şeyi denemiş. Soruyoruz, daha önce birden fazla diyetisyenle çalışmış, kendi denemeleri olmuş, bitkisel kürler denemiş, bir takım yanlış yönlendirmelerle bazı ilaçlar, zayıflama ilaçları kullanmış oluyorlar. Yani artık yıpranmış biriyle karşı karşıyasınız. Bir an önce kilo vermek isteyen bireylerle karşı karşıyasınız. Özellikle biz cerrahide şu cümleyi çok kullanıyoruz. Mucizevi bir yöntem yoktur. Cerrahi yöntemler bizim için koltuk altı değneğidir. Yürümemizi kolaylaştırır. Yani fitili ateşler. Yine iş beslenme sürecine, yaşam tarzı değişikliğine bağlıdır. O yüzden biz mutlaka pre-op dönemde hem cerrah hem diyetisyen olarak hastaya operasyon sonrasında nelerle karşılaşacağını iletmemiz gerekiyor. Onu ne gibi bir süreç bekliyor, nelere dikkat etmesi gerekiyor, bir ön bilgilendirme mutlaka yapması gerekiyor. En basitinden şöyle düşünün, bizler bile bir çalışma okurken, bir makale okurken ne yapıyoruz? Önce abstrak kısmına bakıyoruz. Abstrak kısmına baktıktan sonra biz makaleye dönüyoruz. Makalenin asıl girişine, çalışma yöntemine bakıyoruz. İşte bu hastalarda da bunu düşünmeliyiz. Biz başına gelecek bütün senaryoları göstermek zorundayız. Özellikle ameliyat sonrasında kilo süreçlerinde hasta bir anda kilo vermek istiyor. Ama şunu farkındalığını yaratmamız gerekiyor. Biz bu kiloları birkaç ayda almadık ya da bu kiloları birkaç yıl içerisinde de almadık. Uzun bir dönemde aldık. Bu sağlıklı bir kilo kaybı için hastaya sağlıklı bir zayıflama, kontrollü bir zayıflama sürecinde olması gerektiğini mutlaka iletmemiz gerekiyor. Bununla birlikte özellikle ameliyat öncesi dönemde karaciğer küçültücü diyetler bizim için çok önemli. Neden? Şimdi karşımızda çok ciddi bir yağ kütlesi yüksek bir birey var. Bununla birlikte karaciğerde ciddi bir yağlanma ve karaciğerde ciddi bir büyüme söz konusu. Eğer ameliyat öncesinde bireylere kısa bir dönem süresince, mesela özellikle çalışmaları çoğunluğu 4-6 hafta arası olduğu için ben de sizlere bunu ilettim. 4 ila 6 haftalık bir karaciğer küçültücü bir diyet uygulaması karaciğerin hacmini %16-%20 oranında düşürüyor. Peki bu oran, bu sayede biz neyi görüyoruz? Özellikle hem anestezi açısından hem de cerrahide, cerrahi açısından bize avantaj sağlıyor. Cerrahinin başarısını arttırıyor. Operasyonda cerrahiye bağlı komplikasyonların minimalize etmesinde bize avantaj sağlıyor diyebiliriz. O yüzden mutlaka özellikle ciddi büyük bir karaciğer ya da çok yağlı bir grade 3 karaciğer ve büyük bir karaciğerle karşılaşırsak mutlaka operasyon öncesinde diyet programını alıyoruz. Bu aynı zamanda şunu da sağlıyor bize, operasyon sonrasında bireylerde bir anda farklı bir beslenme modeliyle de karşılaştıkları için aslında bir adaptasyon süreci gibi de düşünebiliriz. Burada özellikle değinmek istediğim noktalardan bir tanesi de iyi bir anemnez alınmalı. Okul döneminde öğreniyoruz besin tüketim kayıtları, besin tüketim sıklıkları. Bu hastalarda şunları da çok gözlemliyoruz. Yeme bozuklukları mevcut olabiliyor. Ya da beslenmeyle ilişkili özellikle komorbid durumlarda biz eğer iyi bir anemnez alır ve bu noktada iyi bir müdahale sağlamış olursak bireylere, o zaman yine biz cerrahinin başarısını da arttırmış oluyoruz. Yani biz doktora da katkı sağlamış oluyoruz ve hastanın iyileşme sürecini de toparlamış, hızlandırmış oluyoruz diyebiliriz. Bu noktada özellikle bireylerde biz klinik açıdan hastaların mutlaka karbonhidrat alımları, bununla birlikte öğün düzenleri, uyku düzenlerini mutlaka sorguluyoruz. Yine duygusal yeme durumlarını sorguluyoruz ve buna göre de bireylerde bir yol haritası çizmeye başlıyoruz. Ve en önemli noktalardan bir tanesi de şu ki, az önce bahsettik, dedik ki 10 yoldan 10 kişiyi çevirelim,
kanlarını alalım. En az bir tane vitamin ya da mineral eksikliğiyle karşılaşıyoruz diyoruz. Konu obeziteye geldiğinde daha fazla olduğunu görüyoruz. Kanlarına baktığımızda demirde, B12'de, folik asitte, magnezyumda, çinkoda birçok vitamin ve mineralde düşüklüklerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden şunu çok iyi şunun üzerine çok iyi duruyoruz. Operasyon öncesinde herhangi bir vitamin mineral yetersizliği varsa mutlaka doktora yönlendirip ameliyat öncesinde bir replasman tedavisiyle hastanın bu var olan durumunu toparlayıp cerrahi hazırlıyoruz. Eğer hastada beslenmeye bağlı ya da rutin sürecinde bir vitamin mineral yetersizliği varsa ve bu replasman tedavisi uygulanmazsa cerrahi sonrası komplikasyon riski de artıyor. Vitamin mineral yetersizliklerine bağlı ciddi komplikasyonlar var. Özellikle Wernicke dediğimiz bir tiamin yetersizliğine bağlı komplikasyonlar var. Mesela B12'nin, folik asitin düşüklüğüne bağlı yine hastalarda bazı problemlerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden biz mutlaka ameliyat öncesinde de ameliyat sonrasında da sıkı bir şekilde vitamin ve minerallerini de takip ediyoruz. Peki, evet, preop dönemde hastayı biz cerrahi hazırlamak, komplikasyon riskini düşürmek açısından takip alıyoruz. Peki postop dönemde bizim için ne önemli? 3 ana matematiğimiz var bizim. Bunlardan bir tanesi cerrahi sonrasında özellikle doku onarımını sağlamak bizim birinci hedeflerimizden bir tanesi. Yani iyileşmeyi hızlandırmamız gerekiyor. İkinci hedefimiz ise komplikasyon riskini azaltmak. Zaten biz eğer bireyi iyi kontrollersek, otomatikman doku onarımını iyi sağlarsak komplikasyon riskini de düşürmüş oluyoruz. Bununla birlikte aynı zamanda ne istiyoruz? Bireyin yağsız vücut kütlesinin korunmasını istiyoruz. Bunun için ne lazım? Yeterli bir protein, yeterli bir sıvı alımı, yani iyi bir hidrasyonu sağlanması, vitamin, mineral replasmanının sağlanması. Bu bizim hem beslenmeye hem cerrahiye bağlı yol haritamızda bütün komplikasyon risklerimizi minimalize etmede önem arz ediyor. Özellikle hastalarda hem makro hem de mikro besin ihtiyaçları açısından biz diyetisyenlere büyük rol düşüyor söylediğim gibi. Bu noktada bir kere az önce göstermiş olduğum ameliyat türlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü her ameliyatın farklı bir fizyolojik etkisi var. Bizler okulda besin biyokimyası dersiyle başlıyoruz. Karbonhidratın emilimi, proteinin emilimi, yağın emilimi, vitamin ve minerallerin emilim bölgeleri. Burada özellikle hangi vitaminin, hangi mineralin nereden emildiğini bilmek en azından bize şunu sağlıyor. Cerrahi sonrasında nasıl yaklaşmalıyım? Çünkü bir tüp mide ameliyatı olmuş, yani sadece mide küçültme ameliyatı olmuş hastaya yaklaşımınızla, gastrik bypass ameliyatı olmuş hastaya yaklaşımınız bir olamaz. Ya da az önce bahsettim, revizyonlar artıyor dedim. Karşılaşabilirsiniz. Revizyon ameliyatı olmuş bir hastaya yaklaşımınız aynı olamaz. O yüzden mutlaka sindirim sistemine dair organların anatomisini, fizyolojisini çok iyi bilmek gerekiyor. Peki, postop dönemde beslenmede biz neler yapıyoruz? Nasıl bir yol haritası çiziyoruz? Şöyle ki, hastane süreci tabii cerraha göre değişiklik gösteriyor. Biz ortalama 3 gün kadar hastanede yatış yaptırıyoruz hastalarımıza. İlk 1-2 gün berrak sıvı dediğimiz bir dönem uyguluyoruz. Daha sonra taburcu olduğu hasta 2 hafta kadar bir sıvı dönem beslenmesi uyguluyoruz. 2 hafta yumuşak dönem, kimileri püre dönem diyor bu döneme, uyguluyoruz ve hastanın ilk 1 aylık süreci tamamlanıyor. Bir geçiş dönemimiz var ve artık ikinci ay itibariyle de optimal beslenmeye hastamızı başlatmış oluyoruz. Özellikle post operatif dönemde, yani ilk 2 günlük süreçte bizim amacımız şu: bağırsak hareketliliği başladı mı? Yani biz operasyon oldu, hasta
enerji kalori hesaplaması, işte hastanın boyu kilosu, ideal olması gereken ağırlığı, bu diyerek hareket edemiyoruz. Çünkü hastada ciddi bir gıda alımı kısıtlayıcı bir operasyon gerçekleştirdik. Küçük bir hacim var, cerrahiye bağlı bir ödem var, bunu karşılayamayabiliyoruz. Ve bunun yanı sıra bizim ilk hedefimiz bir, hidrasyon sağlansın, iki, bağırsak hareketli olsun. O yüzden hastalarımıza özellikle söyleriz. Ameliyat sonrasında mutlaka bol yürüyüşler yapmalarını, koridorda mutlaka yürürken sürekli sıvı almalarını. Bu iki günlük süreçte ortalama 750 cc, 1000 cc civarında sıvı alımları bizim ilk hedeflerimizden bir tanesidir. Peki burada ne gibi sıvılar veriyoruz? Amacımız şu, sindirim yolunda yani gastrointestinal yolda herhangi bir kalıntı bırakmayacak ve vücuttaki hidrasyonu sağlayacak sıvılar lazım bize. Su olur, bitki çayları, özellikle rezene. Çünkü bu hastalar ameliyat esnasında şişiriliyorlar içeride. Cerrah çalışırken hastayı şişiriyorlar. O yüzden çok ciddi gaz sancılarıyla da karşılaşabiliyorlar. Bize destek sağlıyor. Rezene gibi bitki çaylarını önerebiliyoruz. Açık şekersiz çay kullandırabiliyoruz. Yine şekersiz, tanesiz komposto suları hastalarımıza veriyoruz. Yarı yarıya sulandırılmış ayranlar veriyoruz. Ve en sonda bir %100 berrak meyve suyu görüyorsunuz. Bunu bütün ameliyat çeşitlerine vermiyoruz. Tüp mide hastası için uygun ameliyat hastane süreci boyunca veriyoruz ama bypass hastalarında yani gastrik bypass ameliyatı olmuş hastalarda meyve sularını vermiyoruz. Neden vermiyoruz? Çünkü dumping sendromuyla karşı karşıya gelebiliyoruz. Mide boşalma hızı etkilendiği değiştiği için orada bir farklı bir fizyolojik anatomik sistem olduğu için hasta dumping'e girebiliyor. O yüzden kullanmıyoruz. Hastayı taburcu ettik, eve gönderdik. Artık evde 2 hafta sıvı dönen bir beslenmesi var. Bizim burada özellikle iletmek istediğimiz temel belli başlı noktalar var. Bir kere bu dönemde herhangi bir öğün planı yapmıyoruz. Yani işte kahvaltı, ara, öğlen gibi öğün düzenimiz yok bizim. Hastaya şunu hedefliyoruz. Diyoruz ki yürüyerek tercihen mutlaka sıvıları alsınlar. Çünkü toler etmek daha kolay oluyor. Saat başı mutlaka sıvı almalarını istiyoruz. Ve tüm gün toplamında en az 2 litre kadar sıvı almasını hedefliyoruz. Ben özellikle şunu söyleyeyim. Kendim klinik yol haritamda yani ekip olarak şunu çok yapıyoruz. Hastalara yazdırıyoruz. 1. hafta kontrol yapıyoruz. Ne aldı, ne kadar aldı, bir problem var mı, yok mu? Burada özellikle sıvı alımı bizim için çok önemli. Hatta ben kendi danışanlarıma, hastalara şu cümleyi kullanıyorum. 2 bize yetmez. Çık çıkabildiğin kadar. 2,5-3'e kadar çıkabilir. Hiçbir problem olmaz. Uyanık kaldığı süreç boyunca, saat başı sıvı aldığı sürece sıkıntı yaşamayız. Özellikle bizim burada bir de sıvı haricinde protein hedefimiz var. Diyoruz ki tüp mide ameliyatı gibi sadece gıda alımını kısıtlayıcı bir operasyonsa günlük ortalama 60 ila 90 gram arasında mutlaka birey protein almalı. Eğer gastrik bypass ya da duodenal switch, biliopankreatit diversiyon ya da revizyon gibi herhangi bir aynı zamanda malabsorpsif bir yöntem uygulandıysa o zaman biraz daha yüksek lazım bize. 90 ila 120 gram arasında bir protein almasını hedefliyoruz. Hastalarımız bu dönemde peki ne içebiliyorlar? Özellikle et suyu, tavuk suyu, kemik suyuyla yapılmış çorbalar tüketebiliyorlar. Süt, laktozsuz süt, probiyotik yoğurtlar, özellikle ev yoğurdu ben hep derim baş tacımız. Mutlaka tükettiriyoruz. Yine süt ürünlerinden ayran, kefir gibi sıvılarla devam ediyoruz. 1. ve 2. günde devam eden o komposto suları, açık şekersiz çay, bitki çayları da yine bu sıvılarımızın arasında yer alıyor. Peki, bu dönemde birey yetersiz sıvı aldı, yetersiz protein aldı. İşte o zaman birçok sıkıntıyla karşılaşabiliyoruz. Özellikle sıvı alımı yetersizliğine bağlı. Halsizlikler, baş dönmeleri, baş ağrıları,
kabızlık gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Yine bizim için en önemli konulardan bir tanesi böbrek fonksiyonlarında bir problemle karşılaşabiliyoruz. Bununla birlikte eğer bireyde yetersiz bir protein alımı varsa, biliyorsunuz yara iyileşmesinde özellikle protein yara iyileşmesi açısından bize bir avantaj sağlıyor. O yüzden yara iyileşmesinde bir gecikmeyle karşılaşıyoruz. Gastrointestinal değişiklikler, bununla beraber özellikle bazı vücut fonksiyonlarında ve vücut sistemlerinde problemlerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden işte biz hastaları çok iyi takip etmeyi öneriyoruz. Peki biz bu dönemde hasta sıvısını yeterli alıyor, proteinini de alıyor. Proteinden ayrı bir not daha düşeceğim. Destek ürün kullanmamız gerekiyor mu? Evet, kullanmamız gerekiyor. Az önceki bahsetmiş oldum. Pirokta zaten vitamin mineral yetersizliği var. Bir de biz gıda alımı az, eminim bozduk, daha çok ihtiyaç duymaya başlıyor. O yüzden de özellikle bu ameliyatlarda malabsorptif yöntemlerde daha uzun süreçlerde ömür boyu mutlaka vitamin kullanımı öneriliyor. Tüp midede bu biraz daha hani ömür boyu kullanma ihtiyacı duymuyoruz ama malabsorptif yöntemlerde mutlaka takipte bu bizim için çok önemli. Ömür boyu vitamin mineral takipleri bu hasta grupların hepsinde yapılmasını kullanılmasını istiyoruz. Peki protein? Şimdi 60 ila 90 gram arasında bir protein almak özellikle de midesi 6 aylık bir bebek midesi kadar bir fincan büyüklüğüne gelmiş bir hasta için zor. Karşılayamayabiliyorlar. O yüzden protein tozu başlanmalı mı? Evet, başlamak bize avantaj sağlıyor. Niye? Yara iyileşmesini çünkü toparlıyoruz. Peki bir protein tozunda biz ne aramalıyız? Her protein tozunu verebilir miyiz? Hayır. Her protein tozunu biz bu hastalara veremeyiz. Bizim hastada herhangi bir gaz şişkinlik oluşmaması için laktozsuz bir protein tozu önermemiz gerekiyor bir birincisi. Bununla birlikte şimdi gıda alımı kısıtlı dedik. O zaman proteinimiz de öncelikli. Liften yoksun beslendi hasta. Konstipasyon oluşmaması için çözünür lif içeren bazı protein tozlarımız da var. Kullanılabilir mi? Evet, olabilir. Özellikle şeker oranına dikkat. Yani biz bir mağazaya girdik ya da bir kataloğa baktık. Protein tozunu önereceğiz hastaya. Eğer ki şeker oranı yüksekse hastayı dumpinge sokar. O yüzden mutlaka vereceğimiz protein tozunun şeker oranının düşük olması gerekiyor. Ve bununla birlikte esansiyel amino asit içeriğinin iyi olması lazım ki yara iyileşmesini toparlamada bize destek sağlasın. Genelde bize guideline'lar, çalışmalar, whey protein izolatının daha elzem olduğunu öneriyor. Peki bununla alakalı bir çalışma iletmek istiyorum sizlere. İki grup oluşturmuşlar. Yani protein tozu versek olur mu, olmaz mı? Özellikle protein takviyesi alan grupla normal sadece gıdalarla yol haritasını çizen gruplar kıyaslandığında özellikle yağsız kütlenin, vücut yağsız kütlenin korunduğunu, yağ kütle kaybının daha fazla olduğunu çalışmalar bulmuş. O yüzden özellikle bu hasta gruplarında erken dönemde bu optimal beslenme sürecini, adaptasyon sürecini tamamlayana kadar protein tozu önerilebilir. Burada şöyle bir ufak bir handikap da var. Şimdi onu da özellikle söylemek istiyorum. Protein tozu işte hasta diyor ki ya hocam işte bir pakette diyelim ki özellikle şu an Türkiye'deki protein tozları, bariatrik cerrahi için uygun protein tozlarında bir paketlerinde yaklaşık 30 gram kadar protein var. Hocam 60 grama ulaşacağım ya, ben hiç uğraşmasam iki tane paket protein tozunu kullansam günü bu şekilde ilerletsem olmaz mı? Olmaz. Şöyle olmaz. Evet, gıda çeşitliliği istiyoruz, orası ayrı bir konu ama eğer bir hasta proteinin yoğunluğunu protein tozundan alarak devam ederse, yani gıdalardan daha az da protein tozundan daha fazla giderse kardiyak problemlerle karşılaşabiliyoruz. Çarpıntı yapabiliyor. O yüzden bunun da bilincinde olacak şekilde hastaya bu
az önceki bahsetmiş olduğumuz sıvılarla beraber düzenli bir kontrolde protein tozu önermek, 30 gramın üzerine çok fazla çıkmadan önermek bize daha avantaj sağlıyor diyebilirim. Bu benim saha klinik bir deneyimim. Peki sıvı dönemi bitirdik. 2 haftamız tamamlandı. Hastamız geldi. Hocam artık yeter, sıvıdan sıkıldım, ben ne zaman ne yiyeceğim demeye başladım. Şimdi biz bu dönem itibariyle diyoruz ki öğün düzeni oluşturun. 3 ana, 3 ara olacak şekilde 6 öğün, 2,5-3 saatlik aralıklarla öğünlerimizi oluşturuyoruz. Peki her öğünde protein lazım mı? Evet lazım. Niye lazım? Alamıyoruz çünkü. Yani bir tane öğünün bile eksik kalması benim o protein hedefime ulaşmamı sekteye uğratıyor. Burada yumuşak dönemde biz şunu söylüyoruz. Guideline'lara baktığınızda ya da başka kliniklerde baktığınızda farklı bir model olabiliyor. Püre olarak az önce de söylemiştim. Püre dönemiyle de karşılaşabiliyorsunuz. Biz genelde şunu söylüyoruz. Çatalla ezilebilen, dil ve damak arasında çabuk ezilebilir formda olan gıdaları hastalar tüketebiliyor. Özellikle bu dönemde kahvaltı olarak işte rafadan bir yumurta, labne peynir, süzme peynir, krem peynir gibi peynir grupları başlıyoruz. Öğlen ve akşam yemeklerinde kıymalı ya da yumurtalı sebze yemekleri başlayabiliyoruz. Balık başlayabiliyoruz. Hastalarımıza yavaş yavaş tüketiriyoruz. Ara öğünlerde yine süt ürünlerinden yararlanıyoruz. Bununla birlikte yine yumuşak dokuda olan işte kabuksuz, şeftali olur, muz olur ya da üzüm, yaş üzüm, çekirdeksiz yaş üzüm olur. Hastalara tükettirmeye başlıyoruz. Burada özellikle yıldız içerisine aldığım pişirme teknikleri bizim için çok önem arz ediyor. Ne açıdan? Şöyle ki bir kere biz hastaları bireysel değerlendireceğiz ama hastalarda biz şunları çok görüyoruz. Yemek yemeye başlıyor, bir an heyecan var. Büyük majör hatalar yapabiliyorlar. Burada bireysel değerlendirip özellikle ne yapması gerekiyor, nasıl bir beslenme yol haritası çizmesi gerekiyor, bunu hastaya iyi anlatmamız gerekiyor. Pişirme tekniğinde neye dikkat? Şimdi biz zaten beslenmeciler olarak, diyetisyenler olarak diyoruz ki ya kardeşim kavurma kızartma olmaz bunlar, tüketme bunları. Sağlık için zararlı diyoruz. Bir yöntem daha var bizde. Özellikle cerrahi hastaların ilk 2 aylık süreçlerinde istemiyoruz. Ne bu? Izgara. Niye hocam? Izgara tüketiliyor, yani verilebiliyor. Evet veriliyor ama bu hastalarda özellikle ilk 2 aylık süreçte mide olduğu gibi duruyor. Peristaltik bir hareket yok. Cerrahi dikiş bölgeleri var. Ödem var. Var da var. Izgara yerse tıkanıyor hasta. Niye? Özellikle kavurma, kızartma ve ızgara gibi yöntemlerde ürünün içerisindeki su uçar, ürün sertleşir, dış yüzey kabuklaşır. Sertleşen ürün yendiğinde ağrı yapacak orada. O yüzden biz pişirme tekniklerine dikkat ediyoruz. Haşlama, buğulama, fırın, tencere usulü gibi yiyeceği, yani yemeği nemli bırakacak pişirme tekniğiyle pişir ki sindirimini kolaylaştıralım biz işin. Bununla birlikte özellikle yağlı tüketmelerini istemiyoruz. Buradaki yağın sebebi şu, yağ da bizde özellikle şekerli ve yağlı ve kafeinli şeyler dumpinge sürüklüyor bizi. O yüzden yağlı bir gıda sonrasında hasta yedikten sonra aşırı bir mide bulantısı ve kusmayla karşı karşıya gelebilir. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Baharatlar, bol baharat yasak diyoruz. Evet, acı baharatlar özellikle dipnot, yani karabiber, pul biber gibi acı baharatlar kullanmalarını istemiyoruz biz bu hastaların ama ben şunu da söylüyorum. Ya hastaya yemek yapar gibi de olmasın ya. Azıcık kekik, nane, tuz, kimyon gibi baharatlardan da faydalanalım. Bir sıkıntı yaratmaz bize. Bununla birlikte yukarıda görmüş olduğunuz ilk 4 madde. Ben hastalara hep şunu söylüyorum. 4 hata, bunun karşılığında 4 tane problem. Küçük lokma almazsa, iyi çiğnemezse, yavaş yemek yemezse ya da doydu, tıkandı. Buraya bir sinyal geliyor hastalarda. Diyor ki hocam tıkanıyorum, hissediyorum diyor.
doydu ama zorladı. O zaman 4 tane problemle karşılaşıyorum işte. Ağrı, sancı, bulantı, kusma. Özellikle burada bazen hastalarda şöyle bir durum oluyor. Kontrole geliyor. Diyor ki, hocam ben çok kötüyüm. Hayırdır, ne oldu, neyin var? Hocam işte ben kusuyorum. Şimdi bu bir soru işareti. Neden kusuyor acaba? Şimdi cerrahiye bağlı bir şey olabilir belki. Bunun tedirginliğiyle yaklaşıyoruz. Ama hastayı iyi değerlendirdiğinde ve davranışlarını sorguladığında bu yukarıda bahsetmiş olduğum 4 tane kuraldan bir tanesinde hata yapmış oluyor. Ya da bir pişirme tekniğinde hata yapmış oluyor. Pişirme tekniği de aynısını yapıyor çünkü. Ya da mesela hasta size şey diyor. Ya hocam yiyemiyorum. Aa bir dakika, bu da benim için bir problem. Şimdi yine burada sorguluyorum hastayı. Neden yiyemiyorsun? Ne gibi bir sıkıntı var diyorum. Hastanın aklı ameliyat öncesindeki beslenme matematiğine gidiyor. Şimdi bu hastalar ameliyat olduktan sonra porsiyonları çok az. Belki bir yumurtayı bitiremiyor. Şimdi ona göre evet yiyemiyor. Ama bize göre, biz diyetisyenlere göre evet alabiliyor. Burada bir problem yok. İşte o yüzden davranış değişikliklerini yönetmek, beslenme eğitimlerini vermek bize önem arz ediyor. Bununla birlikte hastalarda özellikle kaçamaklar da söz konusu olabiliyor. Ya tırtıklasam ne olur gibi cümleler kullanılabiliyor. Burada özellikle hastalara şunu çok iyi anlatmak lazım. Hani ameliyat olduk, yara iyileşmemiz yeni başlıyor. O yüzden mideyi zorlayacak herhangi bir şey gönderirsek problem yaşarız. Mesela ben yaşadım bir hastamda bunu. Birinci ayındayken hasta bir çatal makarna deniyor. Bir problem olmuyor o gün. Ya diyor tamam sıkıntı yok o zaman diyor. Ben devam edebiliyorum. Alsam da bir şey olmaz diyor. Aradan biraz geçiyor. Bir çatal daha sonrasında alıyor. Ciddi bir mide ağrısıyla bizi arıyor. Şimdi burada özellikle hastalara bunu anlatmak lazım. Mesela özellikle ben not olarak aldım. Makarna gibi, pirinç gibi, ekmek gibi. Su aldığında şişen ya da mide sıvısında midede bir top oluşturan, bir hamur işine döndüren, yani hamura dönen durumlar söz konusu olabiliyor. Çünkü sindirim yok içeride. Bir peristaltik hareket yok içeride. Bu da çok ciddi ağrı, sancı yapıyor, sindirimi zorlaştırıyor. Hasta kendini kusturmaya bile çalışabiliyor. O yüzden yiyecekleri özellikle sindirimi kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru götürürken bunların altını çize çize hastaya anlatmak önem arz ediyor. Peki bir katı sıvı ayrımı var orada. Ben bu katı sıvı ayrımını daha farklı bir şekilde anlatacağım. Şöyle, bunu yapmasak ne olur? Mesela bu soru çok geliyor hastadan. Ya hocam katı sıvı ayrımı diyorsun, tamam evet yemek başladı. İşte yemekten 15 dakika öncesinden sıvı alımını kes. Yemek bittikten 30 dakika sonra sıvı alımına başla cümlesini kullanıyoruz. Hasta diyor ki yapmasam ne olur? Şimdi orada şöyle bir problem var. Şunun biz bir mide olduğunu düşünelim. Burada özellikle hastalara şunu söylüyoruz. Şimdi mide hacmimiz zaten küçük. Bu noktada sıvı aldık. Zaten ben 5 çatalla doyuyordum, 4 çatalla doyuyordum. Sen sıvı aldın. Burası 1-2 lokmada kaldı. Besin alımı iyice düştü. Bu bana bir problem. Yani yetersiz miktarda gıda aldı. Bunun yanı sıra az önce görseldeki fotoğrafa bakalım. Burada bir poşta büyümeye sebebi oluyor. Yani küçüklüğümüz mide hacminde bir büyümeye sebep olmuş oluyor. Ha şu var. Mide poşu evet mide büyüyebiliyor. Ama mide eski formuna geri dönmez. Yani ameliyat öncesi eski midesinin büyüklüğüne geri dönmüyor. Ama mide hacmini genişletebiliyor. Özellikle diyoruz ki bu kurala ömür boyu uy. Çünkü şununla karşılaşıyoruz mesela. Uzun dönem oldu. Hasta çok güzel kilosunu vermişti. 3 yıl oldu, 4 yıl oldu. Hasta bize geri geldi kilo olarak. Ne oldu diyoruz? Bozdum beslenmeyi, katı sıvı ayrımı yapmıyor. Peki tamam, endoskopi yapılıyor hastaya. Endoskopide mide hacminin, yani o küçültülmüş midenin genişlediğini görmüş oluyoruz. O yüzden biz özellikle bunun da altını çiziyoruz, vurguluyoruz önemini. Bununla birlikte
Özellikle en baştaki dönemlerde, yani erken dönemde, ilk 6 aylık, 9 aylık süreç bandında içeride daha yeni adapte olan bir mide olduğu için bir basınç oluşturuyor katı sıvı beraber. Bu da hastada ciddi bir ağrı sancıyla yine tepki verebiliyor. Mutlaka bunun da dönem dönem sorgulanması, hasta ağrı yaşıyorum ya da sancı yaşıyorum dediğinde ben şahsen bunun da sorgulanması taraftarıyım. Çünkü bazen hastalar atlayabiliyor. Ya da eski alışkanlıkları farkında değil ama mesela kahvaltı yapıyor, yanında birkaç yudum çay alıyor ama farkında değil. Sorguladığınızda çıkıyor. Sonra hasta diyor, hiç farkında değilim diyebiliyor ya da içmek isteyen de olabiliyor ama işte burada bu problemlerle de karşılaşacağını bildirmekte fayda var. Peki artık optimal beslenmeye doğru geçiyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Burada özellikle tabak modeli bizim için çok önemli. Bariyatrik cerrahi alanında diyetisyenlik yapan bir diyetisyenin en çok kullandığı cümle şudur: İlk lokma protein, son lokma protein. O yüzden mesela sağlıklı bir bireyde biz Akdeniz tipi beslenme öneririz ama bariyatrik cerrahi hastası için bir tabak modeli oluşacaksa tabak modelimizde proteinden zengin, yine posadan zengin bir beslenme programı olmalı. Burada karbonhidratlar hepinizin de tahmin edebileceği üzere kompleks karbonhidratları içeren gruplar yer almalı. Ve artık optimal beslenme döneminden itibaren biz tamamen hastalarda davranışlarına, beslenme uyumlarına bakarak ve kilo verme hızlarını değerlendirerek artık yol haritasını çizmeye başlıyoruz. Uzun dönem artık hani optimal beslenmeyi oluşturduk. Uzun dönem takiplere geçiyoruz. Bizim burada hedefimiz ne? Şimdi bir şunu düşünmemiz gerekiyor. Kilo kaybı sağlandı mı? Hasta ideal kilo ağırlığında, ideal bandına erişti mi? Erişmiş hastada da bu kiloyu koruyor mu? Bunlar bizim için çok önemli. O yüzden bireyin dengeli beslenip beslenmediğini, bu anlatmış olduğunuz, vermiş olduğunuz beslenme eğitimini hayatına geçirip geçirmediğini sorgulamanız gerekiyor. Neden? Niye böyle bir sorgulama ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü bu hastaların ameliyat öncesinde ciddi bir yeme bozuklukları var. O yüzden az önce ilk başlarda ne dedik? Revizyon ameliyatlarında bir artış var. Niye bu artışlar var? Hastayı sorguluyoruz. Sen ideal kilona ulaşmıştın, her şey yolundaydı. Niye geri kilo aldın? Hocam ben eski beslenme düzenime geçtim. Abur cubura geçtim. Öğün düzenlerimi bozdum. Gece yemelerim tekrardan başladı gibi cümlelerle karşılaşıyoruz. Mesela özellikle bu noktada şu da var. Hastanın isteklerini sorguladığınızda hasta özellikle size şey söylemiyor. Bizim için gerekli olan makro mikro besin öğeleri açısından elzem gıdalardan bahsetmiyor. Ekranda görmüş olduğunuz, sorduğu soru kek, poğaça, kısır ya da işte çiğ köfte. Yani biz öğünden bahsederken, dengeden bahsederken hastalar hala eski dönemlerinde sevdikleri, yedikleri gıdaları tekrar istekler duyabiliyorlar, bunları sorgulayabiliyorlar. Bunlarla karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra özellikle hastanın duygu durumunun da çok iyi değerlendirilmesi lazım. Ne açıdan? Şimdi uzun dönem takipteyiz, çok güzel. Hastada şu olabilir, eski beslenme alışkanlıklarına dönebilir az önceki söylediğimiz gibi. Ama geri kilo almaktan korktuğu için yeme bozukluklarıyla da karşılaşabilir. Beden algıları çünkü değişebiliyor bu hastaların. Kendilerine mesela anorektik tepkiler vermeye başlayabiliyorlar. Ya da midem ağrıyacak. Mesela ameliyatın başlarında hatalı birkaç beslenmeden sonra tedirgin olup korkup tekrar o mide ağrısını yaşamaktan korktuğu için yemekten kaçınabiliyorlar. Bir kaşık, iki kaşık alıp hemen kalkabiliyorlar ya da çöplenmeler başlıyor. Mesela bu ameliyatlardan sonra karşılaşabiliyoruz uzun dönemlerde. Hasta şimdi yeterli miktarda yiyemiyor. Bundan mutsuz. O yüzden bir çatal alıyor, kalkıyor, gidiyor, biraz geziyor, geri geliyor, bir çatal da alıyor. Geziniyor, geliyor, gidiyor, bir çatal da alıyor. Neredeyse saat başı bir şey yiyor aslında. Ve bunun farkında da değil bazıları.
O yüzden bu konularda da iyi bir takip lazım. Ya da şuna da karşılaşabiliyorsunuz. Çevresel baskılar da olabiliyor. Mesela ergen bir hasta olabilir ya da eşi tarafından ya da annesi babası tarafından geri kilo alacak tedirginliğiyle ya da işte yemekten kaçınıyorsa onun başına bir şey gelecek tedirginliğiyle hastaya çok bir yük bindirebiliyorlar. O yüzden biz burada iyi yaklaşmamız gerekiyor. Bir multidisipliner çalışmamız gerekiyor. Temelde ama baktığımızda özellikle uzun dönem takipte şunu söyleyebiliriz. Üç ana temel durumumuz var. Yaşam tarzı değişiklikleri, bu az önceki bahsettiğim durumlar. Beslenmeyi sürdürüyor mu yoksa herhangi bir yeme bozukluğuyla karşı karşıya mıyız? Hasta beslenmeyle birlikte bu süreç içerisinde egzersizini uyguluyor mu, uyku düzenine dikkat ediyor mu? Yani sadece biliyorsunuz beslenmeyle bu iş bitmiyor. Bütün süreci tam olarak hayatına aktif bir şekilde sürdürebiliyor mu? Yoksa geri kilo alımlarıyla da karşılaşabiliyoruz. Yani ana tabanda biz bakacak olursak şunu çok rahat söyleyebiliriz. Bariyatrik cerrahi takip edeceksek eğer biz bu yolda bir diyetisyen olacaksak hastayı hem preoperatif hem postoperatif döneminden iyi değerlendirmek zorundayız. Yeri geliyorsa dedektif olacağız bu konuda. Bununla birlikte hastanın makro, mikro bütün besin öğeleri açısından iyi takibinin yapılması gerekiyor. Ve az önce konuştuğumuz üzerine de mutlaka optimal beslenmeyi hayatında sürdürüyor olması gerekiyor. Bizim ana tabandaki hedeflerimiz de bunlar diyebilirim. Ben vakit kalsın diye, sorulara da vakit kalsın diye bitirdim. Umuyorum yetiştirmişimdir. Ne kadar sürede yetiştirdim de bilmiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sözü size bırakıyorum sayın moderatörüm. Teşekkür ederim. Gerçekten bir solukta dinledik yani. Süper bir anlattım biraz. Tam bir saatte bitirdik herhalde değil mi? Evet evet. Süper. Çok fazla soru vardı. Oo. Şuradan mikrofonu kapatayım. Çok fazla soru vardı. Ben size anlatırken bu soruların birçoğunu eledim. Merak öyle etmeyin. Mi? Evet, çok güzel. O sırada onu hallediyordum. Şimdi güzel. Şu şekilde isterseniz hatta sıraya da koydum. O şekilde de devam edeceğiz. Hı-hı. Ben sorulara geçelim isterseniz. Ara vermek ister misiniz? Yani bir 10 tane sorumuz var. Hani çok o zaman başlayalım. Bilmiyorum. Kısa sorular. Tamam, soruları başlayalım. İncine daha iyi olur. Tamam. Bir soru gelmiş. Demiş ki operasyon sonrası normal yemeğe geçiş süresi ne zaman olur? Ameliyattan sonra ne zaman spor yapabilir? Sanırım sporcu bir arkadaştan geldi bu soru. Şimdi normal beslenmeye ne zaman dönebilirdi ki sorumuz ne? Porsiyon olarak mı yoksa gıda olarak mı? Porsiyon olaraksa o eski beslenmedeki porsiyonlara ulaşamayacak. Bir kere kısıtladık. Yani mide hacmimiz küçük çünkü. Ama mevzu konuştuğumuz şey hani tüm gıdalar açısından tüketilebilirlikse, yasakların kalkması, sürecin step by step ilerlemesi ise 6 aydan sonra hasta hemen hemen birçok gıdayı yiyebilir konuma gelmiş oluyor. Spor noktasında da biz şunu istiyoruz. İlk bir aylık süreçte hastanın bir egzersiz yapmasını istemeyiz. Neden istemeyiz? Şimdi sıvı dönem var, yumuşak dönem var, geçiş dönemi var. Orada hafif ilerliyoruz. Zaten içeride bir ödem var. Gıda alımı düştü. Ben egzersiz yaptırırsam bu sefer hastada halsizlikler, tansiyon, şeker düşüklükleriyle karşılaşacağım. Bu birinci konu. İkinci konuya gelecek olursam da bir kere bu hastalarda cerrahi dikiş bölgeleri var. Ağır kaldırırlarsa, ani hareket yaparlarsa, o bölgeyi zorlarlarsa dikiş bölgelerinde fıtıklaşmaya sebebiyet verirler. O yüzden ilk bir ay istemeyiz. Birinci ay doldu, yürüyüş en sevdiğimiz. Mutlaka günlük yürüyüşler, tempolu ama öyle vitrin gezer gibi değil. Yürüyüş, yüzme, eliptik bisikletle hastayı başlatırız. Okey. Diğer bir sorumuz. Operasyon sonrası kolajen kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz demişler. Öneriyor musunuz? Sizce hasta kullanmak zorunda mı? Bir zorunluluğu var mı? Bir zorunluluk yok. Kolajen noktasında birazcık tartışmalar söz konusu.
Özellikle işte atomik boyutu vesaire gibi konulardan kaynaklı işte tip 1, tip 2, tip 3, tip 5, 10 vesaire mevzuları var. Ama şunu söyleyebilirim, özellikle son dönemlerde yapılan çalışmalarda cerrahi sonrasında kolajenin vücut özellikle işte eklem, cilt, sonuçta kolajeni biz şunu da biliyoruz, saç için, cilt için, eklem için farklı farklı etkileri var. Burada hani tip 1 mi tip 3 müden ziyade hidrolize peptit daha çok öneriliyor kolajen grubunda. Ama dediğim gibi hala biraz muallakta bir konu. Ben öneriyor muyum? Ben öneriyorum. Mutlaka ameliyat sonrasındaki süreçte desteklemesi açısından, çünkü o konuda yapılmış çalışmalar da var. Saha deneyimi olarak peki etki görüyor muyum'a bakacak olursak, geri dönüşlerde güzel geri dönüşler alıyorum hastalardan. Peki. Tabii yeni yayınları da takip etmesini öneriyoruz. Tabii, evet, evet. Aynen öyle. Yani çok şeyde muallakta bir konu. Bu sadece cerrahi için de değil. Rutin güncel anlamda da çok popüler bir konu. Soru işaretli bir konu. Takip etmek lazım. Kanıtlanana kadar takip edelim onu. Aynen öyle. Kanıta dayalı bir şeyimiz yok şu an. Tabii. Hatta bazen kanıtlandıktan sonra bile bazı şeyler değişebiliyor değil mi hocam? Kesinlikle. Gastrik bypass'la alakalı bir soru gelmiş. Tabii. Gastrik bypass'ta kakao ve pudingin riski tam olarak nedir demiş bir arkadaşımız. Kakaonun bir riski yok. Bir problem çıkarmaz bizde ama puding niye olmaz? Şöyle, sıvı dönemde bahsederken dedim ki meyve suyu, şeker. Puding, şeker, dumping sendromuna sebebiyet verir. O yüzden biz hastalarımızda ne diyeceğiz? Şekersiz, bu bebeklere verdiğimiz muhallebiler var ya, şeker eklentisiz, böyle yalancıktan işte kuru kayısıyla, incirle, böyle hafiften tatlandırılmış yandan çarklı şeyler önerebiliriz ama asla ve asla puding tüketmesinler. Özellikle ilk dönemlerde dumping'e girerler. Sormayacaktım normalde ama kakao dediği için tekrardan sormak istedim bu soruyu da. En azından cevabını tam. Yok, problem. Ama kakao da sorulmuyor. Bu hatta yüksek protein sütlerin kakaoları var. Hazlar çok seviyor. İçiyorlar da rahat rahat, bir problem yaşamıyorlar mesela. Peki, teşekkür ederiz. Bariyatrik cerrahi sonrası hastalarda gözlemlediğiniz en zor komplikasyonlar nelerdir demiş. Sanırım bu biraz bireysel. Reaktif hipoglisemi. Ay, reaktif hipoglisemi çok fena. Ne açıdan fena? Şöyle. Şimdi özellikle genç kadınlarda, hızlı kilo kaybedenlerde, beslenmeyi bozan hatunlarımızda çok görüyorum ben. Erkeklerde o kadar olmuyor ama onlarda da karşılaşıyorum. Yani reaktif hipoglisemi ne? Ya bu biraz derin konu ama çok yormadan söyleyeceğim. Yemek sonrası hiperinsülinemik hipoglisemi. Yani hızlı bir yükselişle tak bir düşüş. Hastanın tokluk kan şekerine bir bakıyorsunuz. 40, 50. Aa, bir şey oluyor burada. Sıkıntı. Tokluk kan şekerinden bahsediyorum. Burada sorguladığınızda bir diyetisyen olarak benim saha deneyimim net. Hastaya daha sormadan diyorum ki kahveyi mi arttırdın, şekerli şeyler mi tüketiyorsun? İvediğinlikle beslenmenin düzeltilmesi gerekiyor. Ve muntazam bir şekilde sizin verdiğiniz o beslenme planına uymalı. Yoksa toparlaması zor oluyor. Beslenmeye rağmen toparlanmadı. Endokrinle beraber çalışılıyor. Hemen bir farmakolojik ajan bile başlanabiliyor. Bu bir konu. Bir de problem. Vitaminini kullanmayan hastalar. Vitamin kullanmadığı zaman çok ciddi vitamin yetersizliğine bağlı, o başta söylediğim işte vernike gibi ciddi, hatta sekel bırakacak bir problemle karşı karşıya gelme ihtimaliniz var. Çok şükür ki hani öyle bir şey olmadı, yaşamadık ama risk yani. O yüzden sürekli her kontrolde sorguluyorum ben. İçiyorsun değil mi? Her şey yolunda. Kullanıyorsun değil mi diye tedirginlikle yaklaşıyorum. Peki. Bir soru gelmiş ama biraz değiştireceğim ve o şekilde soracağım soruyu. Tabii. Bariyatrik cerrahi diyetisyeni ameliyatlara gözlemci olarak girebilir mi demiş arkadaşımız. Ben bir soruya soru ekleyeyim. Tabii. Girdikten sonra bir bariyatrik cerrahi diyetisyeni olarak gözlemin ne gibi faydası var? Biz şöyle, bunu mesleğimize ne gibi bir faydası var, sizin mesleğinize? Bunu bence cevap olarak alalım burada. Hı hı. Şimdi şöyle, gözlemlenmeli mi? Bence kesinlikle gözlemlenmeli. Yani siz bir hastaya bakıyorsunuz da, hangi hastaya bakıyorsunuz?
Yani bir onu görmek lazım. Ne yapılıyor orada? Nasıl bir müdahale yapılıyor? Yani mesela az önce gösterdim gastrik bypass videosunu gösterdim. Yani orada eğer fizyolojik anatomik yapısını bilmiyorsanız operasyonun o süreçte biz problem yaşıyoruz. Ben mesela şöyle söyleyeyim. Oktay Hoca ile beraber ilk başladığımızda Oktay Hoca'nın bana cümlesi şudur. Kızım, evet benim hastamı takip edeceksin de ben ne yapıyorum? Bir gör, bunu bir bil, ona göre hareket et. Yani bizim asıl tabanımız bu bizim, temelimiz bu. Mesela o yüzden yanımızda staj yapan öğrencilerimiz olduğuna da mutlaka ameliyatlara hemen gidiyoruz. Diyoruz ki gör, ortamı gör, hastayı ameliyata alırkenki süreç, hasta ne yaşıyor, nasıl bir psikolojiyle giriyor bir gör. Bunlar bizim için önemli şeyler. Hasta psikolojisini bilirsek biz zaten sonrasındaki süreçte ona yardımcı olabiliyoruz. O orayı bir o havayı solumak lazım. Kesinlikle. Bir sonraki sorumuz, bariyatrik cerrahi diyetisyenliğine yönelmenizin sebebi nedir? İlginizi çeken şey nedir? Diye bir soru gelmiş. Güzel. Biraz artık özel sorulara geçtik. Güzel soru. Peki. Şöyle. Ben diyetisyenlik ilk stajımı Dış Kapı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde başlamıştım. Ben okuduğum dönem boyunca en çok ama en çok ilgimi çeken şey nütrisyon, enteral parenteral beslenme, cerrahi. Yani bu bizim Furya'da vardı. Bizden sonraki Furya'da devam ediyor mu bilmiyorum ben. 2016-2017 mezunuyum. Tıp, hani hep bir tıp aşkıyla yol haritası çizilen grup olduğumuz için cerrahiye çok ciddi bir ilgim vardı, alanım vardı. O yüzden iki seçeneğim vardı. Ya yoğun bakım diyetisyenliği yapacaktım. Yani enteral parenteral beslenmeyle uğraşacaktım ya da cerrahi gruba yönelecektim. Dış kapıda ilk karşılaştığım vaka bariyatrik cerrahi vakası oldu. Ve çok ilgimi çekti. O şekilde yol haritam başladı diyebilirim. Peki. Diğer sorumuza geçelim. Ankara'da staj imkanları nasıl ve bariyatrik cerrahi alanında çalışmak için nasıl bir yol izlenmeli demiş bir arkadaşımız. Ankara'da bu operasyonları gerçekleştiren cerrahlarımız ve bu operasyon sonrası takiplerini yapan beraber çalıştıkları diyetisyen ekipler var. Onları araştırıp staj başvurularında eğer kabul görülüyorsa yapabilirler. Mesela biz klinik olarak alıyoruz. Çok da önemli bizim için. Biz aynı zamanda Oktay Hocam Türk Obezite Cerrahi Vakfı kurucusu. Biz de komisyon üyeleriyiz. O yüzden eğitime her zaman önem veriyoruz. Bu alanda staj yapmak isteyen, cerrahiye ilgi duyan öğrencilerimiz bize başvurduğu zaman da mutlaka onlar için gözlemlemelerini istiyoruz. Bizim haricimizde başka dediğim gibi cerrahlar ve bunu takip eden diyetisyenler de var. Onlarla irtibata geçebilirler. Yardımcı olurlar diye düşünüyorum. İkinci kısma gelecek olursak da bariyatrik cerrahide nasıl bir yol izlemek lazım? Şimdi ezber bozuyor bariyatrik cerrahi. Açık net konuşayım yani. Ezber bozuyor. Kan tahlillerini yorumlamasından tutun da işte beslenme süreçlerine kadar teorideki gördüğünüz şey birazcık şey kalabilir. Sahada tam tabanı dolmayabilir. O yüzden hep şunu söylüyorum. Mutlaka istiyorsa gerçekten bariyatrik cerrahi diyetisyeni olmak staj yapsın. Mutlaka birilerinin kapılarını tıklatsın, görsün. Onun haricinde çok güzel guideline'lar var. Az önce bahsettiğimiz işte Amerika Bariyatrik Metabolik Cerrahi Derneği'nin çok güzel guideline'ları var. Açıklamaları işte çocukluk çağı obezitesiyle alakalı, işte yetişkinlerle alakalı mutlaka o guideline'ları okuyup yani bize ne söylüyorlar, bu hastaları nasıl takip etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Onlara bakmaları lazım. Bir de Türk Endokrinoloji Derneği'nin de çıkardığı bir kitap var. Ona bakabilirler yine bilgilenmek istiyorlarsa. Bir de o Sağlık Bakanlığı'nın protokolüne falan da bakabilirler. Bunlar alt tabanı en azından oluşturur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Gayet açıklayıcıydı. Sonrasında zaten bu alanda kendimizi nasıl geliştirebiliriz sorusu vardı. Onun da cevabını almış olduk. Tamam, güzel oldu. Kombo. Hemen canlı sohbete bakayım. Oradan soru var mı? Tabii. Bir ihtimalle varsa oradan alalım. Ameliyattan sonra uzun zaman geçse dahi
katı sıvı kuralı dahilinde yemek esnasında sıvı alımı olamıyor mu diye bir soru Evet, gelmiş. az önce söylediğim gibi olamıyor. Evet. Çünkü yani şu, orada şey var. Başlardaki dönemde hani midenin dediğim gibi işte peristaltik hareketi yok vesaire. Katıyla sıvı alırsa ciddi bir ağrı sancı ile karşılaşıyor. Ama uzun dönemde 2 yıl oldu, 3 yıl oldu ya artık peristaltik bir hareket var. Yani o mide böl, parçala, sindir hareketini yapıyor. O zaman katı sıvıyı beraber götürdüğümüzde şöyle düşünün. Burada suyum var, içine attım ekmek, gittim geldim. O ekmek ne oluyor? Şişiyor. Şişince bu sefer bir basınçla mide duvarını itiyor. Midesini genişletir. O yüzden ha belki şu olur. Mesela ben söylüyorum işte 30 dakika sonra diyoruz ya belki bunun süresi kısalır. İşte 15-20 dakika gibi deriz ama yapması lazım. Bunu bence herkes yapmalı. Sindirimi rahatlatıyor. Kesinlikle. Protein toz önerisi sormuşlar ama onları zaten verdik. Teşekkürlerini sunuyorlar size hocam. Ben teşekkür gayet ediyorum. Güzel bir etkinlik olduğunu söylüyorlar. Ay harika. Bir soru geldi. Hemen onu da sorayım. Tabii. Yani elimden geldiğince şey yapmak istiyorum ben de. Yardımcı olmak istiyorum. Ameliyat aşamasına geçmeden önceki davranış değişikliği ve farmakolojik kısımda ne kadar süre istenilen değişim görülmezse ameliyata yönlendirme oluyor demiş. Şöyle genelde 6 ay söyleniyor. Yani 6 ay boyunca diyetisyenle çalışsın, psikologla çalışsın, endokrin takibi altında kalsın. Bu 6 aylık süreçte hastada başarı elde edilemiyorsa o zaman cerrahi öneriliyor. Mesela Almanya'da bunun için oluşturulmuş kamplar var. Şu an Türkiye'de de artık yavaş yavaş obezite merkezleri var. Bu şekilde yol haritasını çizen bazı yerler var. Önce deneyip 6 aylık o süreci tamamlayıp 2 kez daha biz aynısını yapıyoruz. Yani hasta hiçbir şey denememiş. Diyoruz ki ya önce bir bakalım, bir çalışalım, bir görelim. Hani oluyor mu, olmuyor mu? Ona göre bir yol haritası çizelim diyoruz. Ama genelde 6 ay deniyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu alana yönelecek diyetisyen adayları için de verimli bir etkinlik olmuştur diye düşünüyorum. Evet, inşallah. Bugün diyetisyen adayları platformunun nedir ne değildir serisinin 13.sünün konuğu sayın diyetisyen Ayten Altunsaray'dı. Bugün bariyatrik cerrahi diyetisyenliği konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gelişmeler için Instagram'ımızı takipte kalın ve YouTube kanalında da canlı yayınlarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dilerim herkese. Hoşça kalın.